Gerçek tabii. Bülent bununla evlenmeyi teklif etti bana. Ha. Böyle büyükçe falan olunca ben acaba dedim. Evet, eli açıktır Bülent'in. Diyorsun. Evet ama yani manen simgeselde bir değeri yok. Lüzumsuz yere para. Hep böyle satış stratejileri işte, gereksiz yani. İnsanlar bin yıldır böyle evleniyorlar. Ayrıca niye bir simgesi olmasın ki? Bülent hediye etti onu bana. Evet, evet. Bülent'in cüzdanına simgeliyor. Anladım. Safiye Hanım, ben kendi paramı kendim kazanabiliyorum. Kimsenin üç kuruşunda da gözüm yok. Ayrıca şu anda bu konuşmayı yapmak zorunda olduğum için de utanıyorum. Bak canım, evlendiğinde o diplomanı salondaki konsolun üzerine astığın zaman utancın geçer. Anladın mı? Bu arada kahvede olsun gözün, taşar. Nereden çıktı bu ya? Oğlum hayatının iki kadını bugün tanıştı ya. Çok acayip duyguymuş ya vallahi. Hı hı. Acayiptir aynen. Çok acayiptir de öyle seni romantize ettiğin anlamda değil o. He, yok abi ben hiç sanmıyorum Başak'ın evlenince değişeceğim. Tabii tabii. Zaten Başak'ın ruh hali öyle 5 dakikalık periyotlar halinde değişmiyor. Ayrıca konunun Başak'la ilgisi yok abicim. Ya abi hassas konular bunlar. Üzerine 100 tane tez yazılmış Bülent. Yok oğlum onlar sevdiler birbirlerini ya. Ben anlamaz mıyım abicim? Siz rahat olun. Sevdi onlar. Allah Allah. Abicim onunla bir alakası yok. Geçeceksin sen onu bir. Sevmek falan yok. Anlaşırlarsa öp başına koy. Bak ayrıca araları da iyi değil ben sana söyleyeyim. Vallahi abicim kimse kusura bakmasın da Safiye ablamla anlaşamayan da gitsin kendine bir baktırsın yani. Öyle bir dünya yok. Melek gibi kadın ya. İşte. İki dakika özel bir şey konuşabilir miyiz? Tabii böyle bir şey. Sen esmerlerden mi hoşlanıyorsun? Ya sen niye takılıyorsun Safiye ablama ya? Tamam şimdi geçiştirmeden cevap ver. Evet bir ara vardı öyle bir takım. Ama oho çok çok eski zamanlarda vardı. Yani zaten her Türk erkeğinde vardır bu. Sen kesin daha önceden esmer birinden hoşlandın. Ondan sonra da senin aşkına karşılık vermedi. Sen de yandın tutuştun. Sonra onu da gerçekleştiremediğin hayallerini başka esmerlerde gördün. Of Başak ya. Amma hikaye yazdın be. Bir sakin ol. Öyle mi değil mi? Değil. Ya bakırım ben. Yok ya. Bakır mı deniyormuş buna? Ben hiç bilmiyorum vallahi. Dalga geçme. Ağlayacağım şimdi. Ya niye ağlıyorsun güzelim benim? Ağlama. Güzel deme bana. Hayatım senin canın bir şey mi sıkıldı? Heh. Safiye ablam bana yaşlı dedi. 37 yaşında sandı beni ya. İkinci evliliğim sandı. Yahu takılmıştır o sana. Safiye ablam bana takılmadı. Bana taktı. Başak bak gerçekten ayıp ediyorsun. Oldu. O kadar lafı sen işitmedin tabii. Ya bana yaşlısın dedi. Ya paranda gözüm var zannetti ya. Benim ikinci evliliğim sandı diyorum sana. Zaten bana bakarken böyle bir pisliğe bakıyormuş gibi bakıyor. Hayatımın en ayıp etmediğim gününde işittiğim laflara bak. İyi de bana niye çemkiriyorsun Başak? Kime çemkireyim? Safiye ablana mı çemkireyim? Ya kimseye çemkirmek zorunda değilsin. Bir sakin ol. Yapılan her şakayı ciddiye alma. İnsanların da huzuru bozulmasın. Acaba hakaretin adı ne zamandır şaka oldu? Ya beni bir kere bile böyle hoş görmedin sen ya. Başak. Bak Safiye abla benim annem gibidir tamam mı? Bana ne istiyorsan yap. Çocukluk yap, alınganlık et. Ben hiçbirine takılmam. Ama ne olur şu kadını birazcık alttan alsan. Ya bak ne güzel bir yere geldik, tatildeyiz, keyfimiz yerinde. Huzurumuz bozulmasın, gel. Hadi yürümeye devam edelim. Takılma, gel. Başak nerede kaldın ya? Pelin indi aşağı. Makyajımı düzeltiyordum. Değişik olmuş mu? Yani niye sorduğuna göre değişir. Yani bence ben çok fazla makyaj yapıyorum. Yani bu da beni yaşlı gösteriyor. Siz de hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ay ne alakası var Başak? Ay gayet ölçülü makyaj yapıyorsun. Bence gayet de güzel duruyor. Herkes öyle düşünmüyor ama. Tamam hadi bırak elindekini aşağı hadi. Hadi. Vallahi çok iyi yırttık beline. Ay ömrümden ömür gitti. Aynen öyle. Bak senin de gözün Sinan'ın üstünde olsun. Çok yan yana gelmeseler ayrımız olur tamam mı? Bülent. Bak
Bak Sinan parayı verdiğimi öğrenirse kıyameti koparır, ben hiç toparlayamam. Hayır sen sakin ol, sen sakin ol. Relax ol ya, bir şey yok, sakin ol. Normal davran, bir şey yok. Sen de pek rahat görünmüyorsun ama. Ben olurum, ben sakinleşirim, sen beni merak etme. Siz ne yapıyorsunuz orada öyle fısır fısır? Hiç ya, öyle eniştemle özel bir şeyler konuşuyorduk. Ha. Başak'la ilgili bir şey konuşuyor, bir şey yok. Hadi gel, gel geçelim, gel. Yani sen de bir yerinden kalkmadın ama. Tatildeyim. Biz neredeyiz? Biz de tatildeyiz oğlum, ne burası artık? Safiye ablanın sesi mi? Allah Allah, ne oldu ki acaba? Bilmiyorum, neyse siz durun ben bakayım. Ablacığım, iyi misin? Ne oldu, biri mi bir şey yaptı sana ha? Ben mi farkında olmadan kalbini kırdım, ne oldu? Bülent'ciğim lütfen, ben konuşmak istemiyorum şu an. Ya abla kendini bir benim yerime koy. Yani bir sıkıntın var ve ben sana yardımcı olamıyorum şu an. Bak canım, şu anda gerçekten kimsenin tadı kaçsın istemiyorum, tamam mı? Yani kimsenin de arası bozulsun istemiyorum. Ben kendi kendime sakinleşirim, tamam mı? Sakinleşirim ben. Biri bir şey söylemiş sana, değil mi? Ne oldu? Lütfen üzerime gelme ve ısrar etme. Bak kendimi iyi hissetmiyorum. Hem şudur şurasında. Bir gecelik hoş vakit geçireceksiniz, keyifli vakit geçireceksiniz. Yani ben bunu bozmak istemiyorum Bülent'ciğim. Abla ne dedi Başak sen? Bülent'ciğim, sana bir şey soracağım. Sence Başak'la evlenme doğru bir karar mı? Ay. Niye hepiniz bana bakıyorsunuz? Olayla bir ilgim var mı diye anlamaya çalışıyoruz Başak'cığım. Olayla bir ilgim yok. Kadın zaten tuhaf. Yani bana hiç öyle ağlak bir tip gibi gelmedi ama. Ya belki kadının özel bir sorunu vardır arkadaşlar, Allah Allah. Tamam, anlarız şimdi. Ha, bak geliyorlar. Aynen. Bülent'ciğim gerçekten bak ben gitmek istiyorum arkadaşlar. Sizden de çok çok özür diliyorum. Ablacığım eğer burada özür dileyecek biri varsa o kişi sen değilsin, merak etme. Kim özür dileyecek? Ben mi özür dileyeceğim? Ya bu kadın bu kadar hakareti hak edecek ne yaptı sana acaba ha? Başak. Kim hakaret etmiş? Kime etmiş? Ben mi etmişim? Ne demişim söyle, ne demişim? Evlendiğimiz zaman ablamı almayacakmışsın eve. Ben böyle bir şey kararını tek başıma veremem ki. Kimse için yani, orası ikimizin evi olacak. Ayrıca gerçekten niye böyle bir şey yaptığınızı anlamadım. Ben çok sevmiştim sizi. Biz de böyle kendi aramızda sizin ne kadar sıcak bir insan olduğunuzdan falan bahsediyorduk değil mi? İşte. Ha, gerçekten şu anda şoktayım. Gerçekten inanmıyorum. Yani içeride bu konuşmaları yapan kız gitmiş. Kişilik bölünmesi adeta. Yerine böyle sinsilik kokan biri gelmiş. Yalnız öleceksin demişsin ablama. Peluş, Simoş siz söyleyin. Beni en uzun süredir siz tanıyorsunuz. Ya ben bir kere bile, bir kere bile ya. En nefret ettiğim insana dahi beddua ettim mi? Yalan söyleyeyim, ben görmedim. Ah! Hah! Şimdi ben mi yalancı oldum? Yani ben mi yalan söylüyorum? Anlayamadım yani. Ya Simoş, ben seninle mutfakta değil miydim? Söylesene. Evet, mutfaktaydın. Sadece bir ara bir tuvalete... Arkadaşlar bir dakika. Bakın ben bugüne kadar Safiye ablamın ağzından tek kelime yalan duymadım. Hatta başına ne geldiyse dürüstlüğü yüzünden geldi. Öyle mi? Bu durumda yalancı ben oluyorum o zaman. Terbiyesiz olan da benim, beddua eden de, öyle mi? Başak lafımı bitirebilir miyim? Hayır, bitiremez. Ben gidiyorum, siz de diz dize oturun artık. Başak, Başak. Başak, ya nereye gidiyorsun? Başak. Yani Bülent'ciğim gerçekten başına büyük bir bela almışsın ya. Daha iyi misin abla? Gerçekten iyi olmamı istiyor musun Bülent'ciğim? Abla bu ne biçim soru ya? Tabii ki istiyorum.
Bülent'ciğim, Başak'la aranı düzelt o zaman. Yani ben çok pişmanım gerçekten. Gençler böyle hatalar yapar, biz büyükler de affederiz. Ablacığım ya. Ablacığım falan yok. Hadi git Barış. Gönlünü al. Hadi. Canım benim. Bak, söylediysen söz, nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Bizden saklamana gerek yok Başak'cığım. Ha? Ya delireceğim, söylemedim diyorum. Niye inanmıyorsunuz bana? Hayır abi, dilim varmıyor Başak. Böyle bir şey söylememiştir demeye. Allah kahretsin ki ağzından çıkanı duymuyor sinirlendiğini. Yani o kadarını da söylememiştir herhalde Başak. Ya oğlum, ablalarla anneler bazen öyle abartır işte. Vallahi Başak'cığım, şimdi bu lafımı yutar mısın, yutmaz sonra mı saklarsın bilmiyorum ama... Bak, erkeğin kalbine giden yol anne babadan geçiyor. Başak, ne yap et o kadınla aranı düzelt. Oldu. Hayır abicim, niye kalbini kırıyorsun ya? Ya bu bizim 40 yılda bir göreceğimiz bir kadın yani. Ne gerek var kalbini kırmaya? Ya her şey geçtik, bu benim ablam abicim. Yok oğlum benim başka kimsem. Ya sen kim kız korusu, ben sana pabuç bırakır mıyım? Ben öyle ablam abla anlamam valla. Öyle taraf seçmekle olmaz abicim. Ya ablam deyip kestirip atamazsın. Sen köprü görevi kuracaksın Bülent. Başak'a gideceksin, sen haklısın diyeceksin. Ablana gideceksin, sen haklısın diyeceksin. Başka türlü olmuyor oğlum bu işler. Sen bana karaktersiz bir adam ol diyorsun yani. Yok yani... Bence bu koşullarda mutluluğun formülünü veriyormuş gibi geldi bana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.